geçeceğiz. Venezuela'da bir seçim yaşandı dün. Epey uzak bir mesafedeyiz ama tabii Türkiye ile ilişkileri açısından ve rejimin de özelliği açısından bütün dünyanın gözlerinin üzerine dikildiği bir ülkeden söz ediyoruz. Venezuela'dan, Nicolas Maduro'nun yönetimindeki Venezuela'dan. Heyecanlı, çekişmeli bir seçim yaşandı dün ve o seçimleri uluslararası gözlemciler de, Türkiye'den giden bazı sayın milletvekilleri de izlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazıları da orada ve bu seçimi gözlemci olarak yerinde izliyorlar. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur Kılıç. Şimdi Venezuela'dan, Caracas'tan internetle yayınımıza katılıyor Sayın Kılıç ve izlenimlerini aktaracak bize. Sayın Kılıç, iyi akşamlar efendim, merhaba. Sayın Arap Kirli, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de eskiden beri Venezuela'yı yakından tanıyan ve gazetecilik, yayıncılık sıfatıyla da oraları yakından inceleyen bir sayın parlamenter olarak bu sefer resmi bir görevle oradasınız. Neler yaşandı seçimde? Sizden dinleyelim efendim. Teşekkür ediyorum. Venezuela'ya Venezuela Seçim Kurulu'nun davetlisi olarak katıldım. Uluslararası gözlemci sıfatıyla 6 Ekim, yani 6 Aralık dün yapılan seçimlerde, seçimin sonucunu hemen bir bilgiyle aktaracak olursak, Maduro'nun partisi Birleşik Sosyalist Parti'nin ittifakının bulunduğu, ittifakı olan %67'lik oy oranıyla ve Ulusal Meclis'te 277 sandalyenin yaklaşık 170'ini alarak kazanmış oldu. Seçimle ilgili genel gözlemlerimize baktığımızda, Venezuela başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke. Benim 2012 yılında katıldığım, gözlemci olarak yine katıldığım Chavez'in son başkan seçildiği seçimle kıyaslayacak olursak, çok durgun, çok durağan, katılımın da çok az olduğu bir seçim gözlemiş olduk. Neye bağlıyorlar efendim bu katılımın az olmasını bu sefer? Birkaç nedenini ifade edebiliriz. Birincisi, Venezuela'da başkanlık seçimleri genellikle çok ilgi duyuluyor demek ki. Bu ulusal meclis seçimleri başkanlık seçimi kadar önemli görülmüyor. Birinci nedeni bu. Bir başka nedeni de Maduro'nun yönetiminden sonra Venezuela yönetiminde önemli zaaflar, önemli eksiklikler, halkta yoksullaşma, ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, bunlar Venezuela'da birikmiş ve halkta büyük bir memnuniyetsizlik var. Bir başka yanı, bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu küresel güçler Venezuela'ya sürekli ambargo uyguluyorlar ve burada destekledikleri siyasi gruplar var. Bunların başında da muhalefetin lideri Guaido geliyor. Muhalefet partilerinin bir kısmı, derken Venezuela'da toplam 107 parti var ve 27 parti seçime katılmamış oldu. Dolayısıyla seçime boykot çağrısı da yaptılar. Ama diğer taraftan da ekonomik ambargoların yükü nedeniyle Venezuela'da müthiş bir yönetim zafiyeti, gıdaya erişememe, Venezuela petrol rezervlerinin en fazlasına sahip ülke olduğu halde araç yakıtı bulamama, yani benzin bulamama gibi sorunlar. Yani Venezuela'da seçim yapıldı. %30'luk bir katılım oldu. Hatta %30.4 diyebiliriz. Seçimleri de Maduro'nun başında bulunduğu Birleşik Sosyalist Parti ittifakı kazanmış oldu. Ama bu zafer siyasi bir güç anlamına gelmekten öte, daha önce ulusal meclislerle ilgili yaşanan sorunlara bir anlamda son vermiş oldu. Ama bundan sonra Venezuela'nın işi de
Maduro'nun işi de Venezuela halkının işi de çok kolay görünmüyor. Ve tam anlamıyla bir istikrarada hizmet etmeyecek gibi anlaşılıyor. Yanlış mı yorumluyoruz efendim? Genel anlamda ülke geneliyle ekonomik bunalım, kriz bunlarla ilgili evet, ama daha çok daha önce ulusal mecliste muhalefetin çoğunlukta olması nedeniyle yaşanan sorunlar ve yönetememe durumunu bir anlamda rahatlatacaktır. Bir rahatlama olacaktır. Peki. Maduro ve hükümet kanadı bir rahatlama hissetmiş olacak. Bunu da tabii ki dünya ile uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında bir avantaj olarak değerlendirmeye çalışacak, ama Venezuela'da durum gerçekten iyi değil. Peki, Sayın Yüksel Mansur Kılıç, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için, sağ olun. KRT televizyonu izleyicilerini selamlıyorum. Sağ olun efendim. Cumhuriyet